Sejumlah pakar di berbagai negara menuding AS memecah belah dunia untuk kepentingannya sendiri. Tudingan ini datang lantaran dari berbagai persoalan seperti di Irak, Libya hingga Ukraina, pengaruh Amerika Serikat dapat ditemukan dalam berbagai kekacauan di seluruh dunia. Seorang Laksamana Purnawirawan Turki menuding krisis Rusia-Ukraina mungkin saja tidak akan terjadi, namun AS lebih memilih untuk tidak mencegahnya. Bu savaşın sonunda Amerika Birleşik Devletleri en büyük ve tek küresel güç olarak ortaya çıktı ve bu tek kutuplu dünya düzenini sürdürebilmek için ila nihaye işte çeşitli planlar yapıyor, operasyonlar yapıyor. Yaşadıklarımız bunların tezahürü. Amerika Birleşik Devletleri epeyce bu işe yatırım yapmıştı. Rusya'nın yanından koparabilmek için ve geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaşla şimdi her geçen gün çok ciddi biçimde tırmanıyor ve bu savaş esasında çıkmayabilirdi, engellenebilirdi ama engellemek istemediler. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı bitirmek istemiyor. Esasında Amerika Birleşik Devletleri istese yarın bu savaş biter. Niçin? Rusya'yı yıpratmak istiyor. Sementara itu, mantan diplomat Serbia Zivadin Jovanik menyebut, konflik ini membuat keuntungan besar bagi industri militer AS. Mir nije u interesu NATO niti vojno-industrijskog kompleksa Amerike. Jedino, kao što rekao, profit ubira vojno-industrijski kompleks koji je osnovni generator nove trke u naoružanju. Splitting of the world into two parts, the West, Anglo-Saxon world, European Union, and the strongest allies, and the other countries, which are not interested in this split. Pakar lain juga menuding, demokrasi hanyalah alasan Amerika Serikat untuk ikut campur dalam urusan negara-negara lain. If some country is following the narrative of US, if somebody's narrative is helping US to achieve their interest, then everything is okay. But if other country is not following the instructions or dictation of US and their actions are not reinforcing the interest of the US, then they will come to teach you democracy. Iraq, they went there to teach the democracy. Look at that Libya, once a country, adorable country to live, a beautiful country with all the social welfare. So that is their political interference.